Mesleki Eğitim Merkezi'nde belge töreni, NİZİP Mesleki Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program konuşmalarla devam etti. Daha sonra kursiyerlerce hazırlanan müzik dinletisi ile devam eden programın ardından başarılı kursiyerlere birer belge verildi. Programa NİZİP Kaymakamı Harun Sarıfakoğulları, Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü İlknur Kılıçparlar, NİZİP Radyo Televizyon Yönetim Kurulu Başkanı Osman Alparslan, NİZİP Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Mahmut Polat, NİZİP Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mahmut Şahin, Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Kök, oda başkanları ve çok sayıda kursiyer katıldı. Küçümsediğimiz bu mesleklerden içimizde oturan küçücük bir atölyeyle ufak tamiratlarla işe başlayıp koskoca fabrikalara taşınan, NİZİP sanayisini geliştiren ve yön veren çok değerli iş yeri sahipleri var ve bu fabrika sahipleri de holdingler olma yolunda sevinirli şekilde yol alıyorlar. Ve bu patronlar sınavlara girsin okusun, üniversite bitirsin, doktor olsun, avukat olsun, mühendis olsun denilen ve olan meslek sahiplerini fabrikalarında çalıştırıyorlar. Yıllar önce teftişe gelen merkezimiz için bakanlık müfettişleri hocalarımıza sormuşlar. Demişler ki biz sanayiyi gezmek istiyoruz. Siz burada nasıl bir eğitim veriyorsunuz? Ustalarınızın fikrini öğrenmek istiyoruz. O zamanın şu an aramızda değil kendisine rahmet diliyorum buradan. Allah rahmet eylesin. Önemli ustalarından, alanında gerçekten iyi bir ustaymış. Veli Usta onun yanına götürüyorlar. Veli Usta'ya soruyor bakanlık müfettişleri. Diyorlar ki siz çıraklarınıza bu okuldan nasıl eğitim alıyorsunuz? Ne öğretiyor bu hocalar? Ne öğrendi sizin çıraklarınız? Ustamız diyor ki vallahi diyor okula gitmeden önce benim çıraklarım küçük odam vardı. Küçük odama misafirlerim varken böyle kafalarına göre dalarlardı içeri. Bu hocalar bunlara kapıyı çalıp içeriye girmeyi öğretti. Gerisi teferruat. Aslında emek sizlerin emeği tabii. O belgeleri almak için varınızı yolunuzu harcıyorsunuz, zamanınızı harcıyorsunuz. Bir mesleği öğrenmek kolay değil. Bizim ara elemanı olan ihtiyacımız gerçekten had safhada. Bugün gelişmiş, kalkınmış memleketlerin kişi başına milli gelirleri 25-30 bin doları bulan ülkelerin ara eleman stoğuna baktığınızda bunun çok iyi noktalarda olduğunu göreceksiniz. Bizim de hedefimiz o. Ara eleman ihtiyacını gerek küçük sanayi sitelerinin gerek OSEB'lerin tamir etmek, tekemmül ettirmek ve böylelikle hem daha becerili hem daha nitelikli ustalar ortaya koymak hem de sadece o zanaatı vermekten öte o mesleğin ahlakını da vermek. Bu meslekler olmamış olsa bu meslekleri yapacak sizler alfalarınız, sizler ustalarınız olmamış olsanız o boşluğu doldurma imkanımız şu anki eğitim sistemimizde yok arkadaşlar. Gel halimi sorma bana, ben teşekkür ederim.